Şişe Summit'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yaşar. Bugünkü videomuzda Ballı Tobacco'da Ibiza Night denememizi yapacağız. Bugünkü lülemizi bize yeni gelen V4 Hookah Bowls'tan gelen lülemizin hem kutusunu açıp bakacağız, hep beraber kutu içeriği nedir, lülemiz nasıl, bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. HMD kullanıyoruz yanında. Çakma, Lotus. Rengimiz uygun olsun diye Ibiza ve Ballı. Ballı'nın biliyorsunuz rengi gold. Sipsimiz yine Craft'tan. Gold bir sipsimiz var. Buna göre giyindik arkadaşlar. Güzel bir içim sağlamayı düşünüyoruz. Güzel bir içeriği var tütünümüzün. Evet arkadaşlar, ilk başta lüle setimizi açtık. Lüle setimizden güzel bir lüle bizi karşılıyor arkadaşlar. Siyah renkte sırlı güzel bir lülemiz var arkadaşlar. Hemen burada dolum setimiz olarak ara boşluğa tütünümüz taşmasın diye buradan kutunun içinden bir adet silikonu çıkıyor. Buradan da arkadaşlar çatal ve iğne çıkıyor arkadaşlar. Yani bir set olarak bizlere göndermiş. V4 Hookah. Instagram adresi de V4 Hookah olarak geçiyor arkadaşlar. Açıklama kısmına bırakacağım linklerini. Evet arkadaşlar, tütün dolumumuzu gerçekleştirelim. Ibiza Night daha önce arkadaşlar videosunu çekmiş bulunduğum bir tütün aslında. Bu ikinci defa çekiyorum. Bir talihsizlik yaşadık. Bir önceki videomda da söyledim. Telefonumda oluşan problem sebebiyle yaklaşık bir çekim yaptığım 5 tane kadar video bir anda gitmiş oldu. Yeniden çekimlerini yapıyoruz. Ibiza Night'la bunlar için de Ibiza Night gerçekten çok sevdiğim bir tütündü ama çekimini de yaptıydım. Ama olmadı maalesef. Evet arkadaşlar, tütünümüzü buraya çıkardık. Tütünümüz kahverengi renk tonlarında arkadaşlar. Şöyle görebileceğimiz renk tonu. Sarıdan biraz daha koyu kahverengi renk tonlarında. İçinde arkadaşlar çöp oranı olarak çöp yok. Damar her zamanki gibi damar mevcut. Bunu her videomuzda söylüyoruz ama damar tütünlerde olması gayet normal olan bir şey. Bunu çöp olarak gören arkadaşlar oluyor. Kesinlikle çöp değil arkadaşlar. Kesim ince bir kesimi var arkadaşlar. Çok ince bir kıyımı var. Kıyım olarak orta halden biraz daha az. Tabii bunun içime etkisi var mı? Hayır. İçim süresine veyahut da içime tat kaybına bir engeli yok. Hani bunu da yok işte ince kesim çabuk yanar vesaire düşüncesi yanlış bir düşünce arkadaşlar. Bunu da tekrardan belirteyim. Lülemizi aldık. Tütünümüzü yerleştiriyoruz. Hazırlığımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ürünümüzü yerleştirdik. Güzel bir dolum yaptık. Tekrardan şöyle bir Lotus koyacağız ya. Düzenlememe son kez yapıyorum. Lülemizi de yerleştirdim. Arkadaşlar ben burayı temizleyeyim. Közlerimi koyup geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Hazırlığımızı yaptık. Temizliğimizi hallettik. Ve kömürlerimizi koyduk geldik. Lülemiz demlenmiş durumda diyebiliriz. Şöyle bakalım mı? Daha henüz değil. Bir 3 dakika kadar oldu. Size Ibiza Night'tan bahsetmem gerekirse arkadaşlar sizin de çok bileceğiniz tabirle Ice Bonbon. Normalde içeriği bunu gösteriyor arkadaşlar. Ice Bonbon olduğunu gösteriyor. Şekerli, buzlu şeker gibi bir şey olmuş oluyor yani. Yalnız içimini daha önce sağladım. Denemesini yaptım. Yine dediğim gibi denemeden hiçbir ürünü size getirmiyorum. Denemesini yaptım arkadaşlar. Denemesini Ice Bonbon'dan biraz daha farklı geldi bana tadı. Bunu yine içerken burada hep beraber bakıp söyleyeceğim ya. Güzel bir aroması var. Kesinlikle tavsiye ederim ki şöyle söyleyeyim size. Ben tekrar almayı düşünüyorum. Bunda iki çeşit beğendim. Bana gelenlerden. Ibiza Night ve bisküvisi gerçekten çok güzel arkadaşlar.
Gerçekten çok güzel. Güvenli alabilirsiniz. Aşağıya Instagram linkini bırakacağım. Ballı tabakço. Ballı tabakço. O ile değil, tobacco değil, tabakçodan alabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatını öğrenebilirsiniz. Aşağı açıklama kısmına linkini bırakacağım. V4 Hookah yeni çıkan bir markamız. Türkiye'de üretimi olup kendileri güzel bir sistemden getirdiler. Neler getirdiler bize kutu içeriğinde? Kutunun içinde bir adet lülemizin silikonu, bir adet lülemiz, burada çatalımız ve iğnemiz. Yine doğum seti olarak orta tıpa ve güzel bir kutusuyla bizlere geliyor arkadaşlar. Isı dağılımı, bunun da güzel bir ısı dağılımı var. İçerken benim gayet beğendiğim, bu arada içerken kullandığım çok az çeşit var aslında. Yani Gusto'nun bir lülesini kullanıyorum. Midlux'ları kullanıyorum. Bir de bu geldi, bunu kullanıyorum. Sivriya'yı da kardeşim kullanıyor genelde ağırlık olarak. Bir karşılaştırma videosu olabilir bunlarda. Bakalım. Sips olarak arkadaşlar, gerçekten Kraken sipsisini ben bayılarak içiyorum. Ama diğer markalarda, modellerde var. Yeni çıkan bir marka da var. Onun sipsisi de güzel görünüyor. Ama bana Kraft çok farklı geliyor. Evet arkadaşlar. Lotus'umuza közümüzün birini indirdik. Üç közden devam ediyoruz. Isımızı ilk başta verdik. Güzelce ısındı. Tat aşamasını biraz içim sağladıktan sonra bakacağız. Bu arada lüleden, tütünlerden vesaire bahsetmiş olacağız. Yine sizlerin istediği bir şeyler varsa bunları da yorumda belirtirseniz bir sonraki videolarımızda bunlara denk geliriz. Bir önceki videomuz yine arkadaşlar Sultan'dan bir içim sağladık. Yani Royal Tobacco'dan Sultan aromasını denedik. Güzel bir içimi vardı, güzel bir konseptimiz vardı. Bunu da izlemek için sağ üst köşeden linkimize tıklayıp oradan da izleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala halen daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İçimimize başlayalım. Aromamızda mentol aromasının yoğun olması sebebiyle panel bir lüle kullanmanız daha yararlı olacaktır. Mentolü direkt vurmayıp çok azgın, yani baskın bir tat olmaması için delik lüle yerine tek delikli panel bir lüle kullanıp içiminizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Yine panel lüle kullanırken arkadaşlar tütünümüzü fazla koyduk ya da az koyduk. Bu aslında az koymanız tütünün daha az içim sağlayacağı vesaire anlamına gelmiyor. Ya da çok koymanız da öyle değil. Çok koyduğunuzda mentol aromalarında mentolü direkt olarak delikli lüle mantığında size yansıtır. Onun dengesini bulmanız ama tütünü de kesinlikle bastırmamanız gerekiyor. Tütün komple yanıp size güzel bir tat vermesi gerekiyor arkadaşlar. Tütün kendi içinde burada haşlanıyor. Haşlanıp pişiyor arkadaşlar. O şekilde bize gönderimi sağlıyor. Tütünümüz çok ağır değil. Panulüle yaptığımızdan dolayı tadı gayet dengeli şekilde geliyor şu an için. Biraz daha o freshliği şu an alıyoruz. Ürünün biraz daha ilerleyip ondan sonraki tadını hep beraber bakacağım. Bakacağız. İnceleyeceğiz. Neyi var, ne yok burada söyleyeceğiz arkadaşlar. İçimini yaparken tütünümüzün ortalama içim süresi 60 ila 65 dakika bir içim sağlıyoruz rahatlıkla. Tütün ondan sonrasında aromasının çok çok az altına iniyor. Ortalama 35. 40. dakikalarda tütün aroması biraz da
azalıyor diyebilirim sizlere. 3 dakika yani 1 saat bizi gayet iyi şekilde götürüyor arkadaşlar. Lülemizin ısı dağılımında arkadaşlar gayet güzel. İçimde bir rahatlığı var. Yani sevdiğim dediğim çok lüle kullanmıyorum. Sevdiğim 2-3 model lüleyi kullanıyorum. Burada da kesinlikle tavsiye ederim. Alıp deneyebilirsiniz. Güzel bir lüleye sahip arkadaşlar. Ve içeriği de bayağı zengin geliyor bizlere. Evet, tütünümüze bahsetmek gerekirse tütünümüz arkadaşlar Ballı Tabakko'nun Ibiza Night. Tütünün tadı normalde tütünün içeriği arkadaşlar ice bonbon olarak geçiyor. Yani şeker buz olarak geçiyor. Ama ben daha çok tütünde iced tea yani soğuk çay tadını, şeftali tadını biraz da alıyorum arkadaşlar. Bana biraz da bunları yansıttığını söyleyebilirim. Güzel bir içim var. Gerçekten hani böyle soğuk çayı gidersiniz alırsınız da içersiniz ya. Aynı o tadı bize veriyor. Çok güzel bir içim sağlıyor. Ben beğenerek içtiğim bir tütün. Tütün kalmadı diyebilirim. Kalmadığı gibi yenisini de sipariş etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yenisi de gelecektir yakın zamanda. Tütünün duman performansından bahsetmek gerekirse duman performansı gayet iyi. Bunu yine folyo közlük olarak denerseniz duman performansı biraz daha fazla alıyorsunuz. Ben bugün Lotus kullanmak istedim. Lülemde Lotus'tan da bir tadına sizlerle beraber bakmak istedim. Lotus'u çok fazla kullanmıyorum. Genelde ben folyo üzeri tel közlük kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde duman performansı güzel. Ballının sevmediği bir şey var. Ballı tütünlerini sevmedi. Genel bir şey arkadaşlar. Isıyı çok fazla sevmiyor. Yani çok aşırı ısılı bir ısıyı fazla verirseniz tütün çabuk yanmaya gidebiliyor. Bunu dengesinde verdiğinizde gayet iyi arkadaşlar. Yani 3 tane közden Lotus'ta gayet güzel gidiyor. 4 közden ben ısıtmasını sağladım. Daha sonrasında 3 köze düşürdüm. Biliyorsunuz ki normalde folyo üstü eleklerde ben 4 gözden içmeyi seviyorum. Ama burada 3 gözden devam ediyoruz. Güzel bir içim sağlıyor bizlere. Ice bonbon içeriği normalinde Ibiza Night ice bonbon olarak da geçiyor diyebilirim. Ama dediğim gibi bir soğuk çay edasında güzel bir tadı var. Çok güzel içim sağlayabilirsiniz. Eğer ki sizler de soğuk çayı seviyorsanız kesinlikle bu tadı alabilirsiniz. Tabii herkesin ağız tadına, aldığı tada göre değişiklik gösterebilir. Bana bu şekilde bir tat sunduğunu söyleyebilirim sizlere. Çok az bir şey şeftali tadı alttan geldiğini yine dile getirebilirim. Evet arkadaşlar tütünümüzün incelemesini yaptık. Ne kadar süre geçtiğini, ne kadar sürede tütünümüzün azaldığını veyahut da bitmesine yakın olduğunu sizlere belirttik. Tütünümüzün ısıya duyarlılığını, kesimini, gördüğünüz renk olsun. Tütün tamamen oturmuş güzel bir içeriği var diyebiliriz. Aynı zamanda burada V4 Hookah Balls'tan sizlere lülemizin hem testini hem de incelemesini hep beraber yapmış olduk. Güzel bir video oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza halen daha abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olanlardan zil butonuna basıp her çektiğimiz videodan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar V4 Hookah Balls'un Instagram adresini, Ballı Tobacco'nun
Instagram adresini ve Kraft Şişan'ın Instagram adresini açıklama kısmında bırakacağım arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Instagram adresimiz de açıklama kısmında yazmaktadır. Soru ve görüşlerinizi Instagram'dan bize iletirseniz sizlere geri dönüşleri sağlayacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize iyi günler dileriz. Bol dumanlar.